Çukur hafızalardan uzun süre silinmeyecek, herkesi çok şaşırtan bir bölümle sezona son noktayı koyarken akıllarda çok fazla soru işareti bıraktı. Hiç kimsenin beklemediği anda birden Akın Koçovalı Çukur'un başına geçerken neredeyse tüm Koçovalılar cezaevine girdi. Peki cezaevinden nasıl kurtulacaklar? İdris ve Yamaç'ın heyecan dolu sahnesinin devamında yaşanacak sürpriz olaylardan ve sezon finalindeki gözlerden kaçan ince detaylardan kafalara takılan her soruyu teker teker cevaplayacağız. Yeni sezona dair bomba bilgiler vereceğimiz tüm soruların cevap bulacağı videoda hiçbir detayı bir an bile kaçırmamak için videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izleyin ki sezon finalinde verilen ipuçlarından 3. sezona dair en akıl almaz detayları kaçırmayın. Yamaç dahil tüm izleyiciler Akın Koçovalı'yı kurtarıcı olarak beklerken o anda Akın aileye ve herkese büyük bir ters köşe yaparak en başa geçti. Herkesin büyük bir heyecanla izlediği bölümde artık herkesin tek umudu Ali Çoban'a kaldı. Ve Ali Çoban'ın ilk hamlesiyle birlikte çok merak edilen bir sorunun cevabını vermiş olacağız. Bölümde Akın Koçovalı'nın büyük hamlesiyle Yamaç ve İdris hariç tüm Koçovalı erkekleri ve Çukur'un en as adamları cezaevine girdi. Tam da olay mevkiinde polislere yakalanmalarıyla birlikte suçsuz olduklarını kanıtlamaları artık çok zor. Özellikle de Cumali Koçovalı'nın zaten bir yıl öncesinde hapisten kaçması müebbet yemesine sebep olacak. Dışarı çıkmaları her türlü imkansız bir olay. Ancak dışarıya çıkmak için tek bir çözüm yolu var. Koçovalılar koca bir sezonu hapishanede geçirecek değil. Onların imdadına devlet büyüğü tarafından gözetim altında tutulan Ali Çoban yetişecek. Ali Çoban son sahneden de görüldüğü üzere şu an koruma altında tutuluyor. Ancak orada hapis olarak tutulmuyor. Zaten kel adam kurtarmasaydı başına bir sürü olay gelecekti. Eğer kel adam gidip de Ali Ço'yu kurtarmasaydı Ali Ço şu an çoktan rahmetli olmuştu dostlarım. Ali Ço'nun artık dışarıya çıkması tehlikeli olduğundan özel güçler tarafından korunuyor. Çukur ve Koçovalıların tek umudu Ali Çoban'a kaldı. Şimdi akıllarda en çok soru işareti bırakan sahnelere gelelim. Bu sezon finalinin belki de en iyi sahnesiydi. Bu sahnenin devamında bizleri neler bekliyor? Bundan tam 2 ay önce yaptığım videoda Edipus adlı kitaptan yola çıkarak Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı öldüreceğini söylemiştim. Senarist de kitaba göre hareket ederek İdris Koçovalı'yı Yamaç tarafından öldürttü. Zaten tam o sahnede silah ateş aldı ve birisi yere yıkıldı. Mahallenin ve herkesin babası, gönlü zengin İdris Koçovalı bu sahnede diziye veda etti. Peki tam o sahneden sonra Yamaç Koçovalı nereye kayboldu? Çukur'u neden Akın Koçovalı'ya bıraktı? Yamaç bu saatten sonra pes edecek biri değil. Her ihtimale karşı savaşmak gerektiğini aklına kazımıştı. Peki neden Yamaç yok? Şu an nerede? 2. sezonun 16. bölümünde senaristin verdiği detay şimdilerde ortaya çıkıyor aslında. O sahnede Yamaç ve Aliço karşı karşıya gelmiş. Aliço, eğer yaşayacaksan ölümler bitmeyecek ve sen de deli olacaksın demişti. O sahnede Aliço takım elbise giydi ve sezon finalinde Aliço takım elbiseyle karşımıza çıktı. Yamaç Aliço'nun kıyafetlerini giymişti o sahnede ve delirmeye başlamıştı. Yeni sezonda da Yamaç'ı böyle izleyeceğiz. Yamaç şu an muhtemelen Aliço'nun mekanında kafayı tırlatmış bir şekilde duruyor. Aynı şekilde hapistekilere nasıl Aliço yardım edecekse Yamaç'a da Aliço yardım edecek. Çünkü Yamaç'ın Aliço'ya çok ihtiyacı var. Aliço ortaya çıkana kadar delirmiş vaziyette yaşamaya devam edecek. Aras Bulut İynemli'nin bu yaz film çıkaracağını, Down sendromlu bir genci canlandıracağını unutmayalım. Yani daha öncesinden beri bu role karşı kendini alıştırıyor. Yeni sezonda Aliço ortaya çıkana kadar Yamaç da düzelmeyecek. Koçovalılar da hapisten çıkamayacak. Ve yine Çukur'un en köklü, en anlam içeren sahnesinin devamında aile içerisinde ölümlerin olacağını, Çukur için birbirlerini vuracaklarından bahsedilmişti. Aynısı sezon finalinde birebir çıktı. Evet dostlarım, şu an Çukur'u yönetebilecek en iyi isim Akın Koçovalı. Çünkü adam plansal ve mantıksal düşünüyor. Yamaç'tan daha zeki. 2 günde Çukur'u alacak planı yaptı ve aldı. Sadece 2 günde. Cumali'den daha psikopat. Babası dahil tüm Koçovalılara racon kesti. Şu an Çukur'u yönetecek derecede hiçbir Koçovalı yok. Hepsinin ya bir zaafı var ya da Çukur'u yönetmeye bünyeleri kaldırmıyor. Aslında bu sezon boyunca gerçekleşen tüm olaylar Akın Koçovalı'ya ön hazırlıktı. Hani bazen izleyiciler diyor ya, Yamaç öne çıkacak diye o harcandı, bu harcandı. Asıl hepsini Akın Koçovalı harcadı.
Vartolu Salih anasının mezarında. Ben Çukur'un babası olamadım ama çocuğumun babası oldum dedi. Yani burada bize Çukur'un babası olamayacağım mesajını verdi. Kaldı ki geçen sezon Vartolu Çukur'un başındaydı ama bünyesi kaldıramadı adamın. Nihayetinde ihanet ederek gelmişti buraya. Aslında ne kadar Akın Koçoğlu'ya benzer değil mi? Ancak Akın Koçoğlu ihanet etse de hala elini öptürebilecek kadar rahat bir adam. Akın Koçoğlu'da Vartolu'nun zaafı yok. Selim Koçoğlu da aynı şekilde çok istedi Çukur'u. Kendini kanıtlamaya çalıştı ama onun da zaafı korkak olmasıydı. Akıl oyunlarında da gayet iyiydi ama geçen sezonda o da intihar etmeye kalkıştı. En büyük abi Cuma Ali Koçovalı. Aslında bu sezon başa geçmesi gereken kişi Cuma Ali Koçovalı'ydı. En başta akıllı bir karakter olarak girdi diziye. Cezaevinde olayları anında çözmesi, sonra bir anda çıkıp kara kuzulara indirmesi tartışmasız muhteşem ve zeki planlardı. Aklıyla öne çıkan bu karakter birden fevri davranıp düşünmeden harekete geçen, artık aklını kullanmayan bir karaktere dönüştü. Bunun sebebi ilk olarak Yamaç diye düşünüldü. Ancak senarist Akın Koçovalı için başından beri Cuma Ali Koçovalı'yı harcamış. Evet, Yamaç Koçovalı'da bir lider havası vardı. Çukur'u geri kazandı, mahalleyi geri toparladı ama karısını gözünün önünde kurtaramadı. Gözünün önünde duran hain Yücel'i göremedi. Uluç reisi Çakar gibi oldu ama baştan beri laf etmedi. Sena öldü, Çukur'u terk etmeye çalıştı. Bu sezon Çukur'un babası olamayacağını Yamaç da kanıtladı. Başından beri sizin gibi değilim, adam öldürmeyeceğim diyen bir karakter Yamaç Koçovalı. Her ne kadar büyük planlara imza atsa da Akın Koçovalı'nın önüne geçemeyecek bu konuda. Akın Koçovalı yıllardır tüm Koçovalıları gözlemliyor. Olaylara nasıl tepkiler verdiklerine, ne tarz hamleler yaptıklarına hep bakıyor. Küçüklüğünden beri başa geçmenin hayalini kurmuş ve bunun için de cezaevinde her şeyi düşünmüş. Bakın, bölümde Akın'ın Vartolu'ya bakışlarına çok dikkat edin. Hatta tüm aileye olan bakışlarında, yüzündeki sinsi gülüşlerine çok çok dikkat edin. Cumali Salih'i gördüğü ilk sahnede, ilk anda hemen hata geçmişti Cumali. Bıraksalar birbirlerini öldüreceklerdi. Ama Akın tam tersi. Öfkesine hakim oldu, zekice düşündü. Şimdi Akın Koçovalı'yı büyük bir karakter olarak anlatıyoruz. Ama Akın Koçovalı'nın da çok önemli bir eksiği var. O da aile olmak. Dizinin temel konularından aile olmak. Akın Koçovalı bu kuralı çiğniyor. Tabii ki şu an tüm Çukur'a aileymiş gibi davranacak. Her şeyi hesaplayan bir adam bu. Aile olmayı da hesaplamıştır. Tabii yalandan. Kahvede elini öptürüyordu ve herkesin tepkisi çok normaldi. Sonuç olarak nasıl olsa Koçovalı'lar hapse düşmüş, başa Akın Koçovalı geçmiş. Halk olayın perde arkasını bilmiyor. Akın Koçovalı'nın yeni sezonda koltuğu bırakmaya hiç niyeti yok. Peki yeni sezonda Akın'ın karşısında kimler olacak? Akın'ın karşısında tüm İstanbul olacak. Azer ve Timsah tüm İstanbul konseyini topladı. Hatta Yücel ile Azer konuşurken topuklu ayakkabıyla gelen bir kadın gözüktü. Özellikle bu bölüm kadın vurgusunun yapıldığını unutmayalım. Üçüncü sezonda kadınlar ön planda olacak. Çukur kadınları savaşa dahil olduklarını belirttiler. Azer, Timsah ve İstanbul konseyine katılacak yeni isimle birlikte 3. sezonda Büyük İstanbul Savaşı başlayacak. Olaylar daha derinden işlenecek, masa başı planlar Çukur'u çok zorlayacak. Akın Koçovalı'nın başta olması Çukur için büyük bir avantaj. Çünkü yeni sezonda yapılan hamleler Yücel'in hamlelerinden kat kat ağır olacak. Çünkü Yücel'in de üst mevkisinde biri var ve Akın Koçovalı bu kişiyi çok iyi biliyor. Akın Koçovalı işi kökünden çözmek için Yücel'i ele geçirdi. Şimdi çok bomba bir detay vereceğim. Akın Koçovalı'nın Yamaç Koçovalı'ya karşı 1-0 öne geçtiği çok enteresan bir olaya gideceğiz. Meşhur tekerlekle çatışmaya gidilen o bölümde Çukur Spor karşılaşmayı önde kapatmıştı. Son olarak Çeto'yu yakalayıp cezasını keseceklerdi. Yamaç Çeto'nun peşindeyken "Kaçma Çeto, daha beni patronuna götüreceksin" demişti. Daha sonrasında da "Vazgeçtim" demişti. İşte tam o an eğer vazgeçmeseydi Sena ölmeyecekti. Çeto asıl patronu zar zor eninde sonunda açıklayacaktı. Yamaç basite kaçarak bir anlık zevkle Çeto'yu öldürmeyi düşündü. Daha sonrasında Mahsun vurdu vesaire vesaire. Bu arada Mahsun demişken bölümde Mahsun'un gösterilmesi Yamaç'la Mahsun'un aynı kaderi paylaşmasından kaynaklanıyor. Çünkü Yamaç'la Mahsun gibi babasını öldürdü bu bölüm. Şu an daha cevaplanacak çok soru var. En azından çoğunu cevaplayacağım.
cevaplamaya çalıştık. 2-3 ay öncesinden çok tahmin yapmıştım. Derin tahminleri şimdi sezon finalinde izledik. Çıkması çok mutlu etti bizi. Edipus olsun, Akın Kocaoğlu'nun düşman gelmesi olsun. Çoğu tahminin doğru çıktığını gördünüz. Aslında bölümlerde daha da çok detay verilmiş. Bunları görmemiz için biraz çalışmamız lazım. Yeni sezon için çalışmalara başladık. Bu yaz boyunca tam 3 ay. Çukur'un yokluğunu hissetmeyeceksiniz. Çukur tadında bomba videolar hız kesmeden devam edecek. Yeni sezona dair çok şaşıracağınız ipuçlarıyla birlikte hiçbir detayı bir an bile kaçırmamak için şimdiden kanala abone olmayı unutmayın ki hiçbir detayı kaçırmayın. Söz verdiğimiz gibi bu yaz boyunca bomba videolar hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yaz hepimizin yazı olacak, bizim yazımız olacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.